Evet, bahtiyar bir ihtiyar. O ihtiyar olmaz. Hiç alakası yoktur. Hiç demeyelim de pek fazla alakası yoktur ihtiyarlığın yaşla. Yoktur. 80, 90, 100 yaşında ihtiyarlar vardır efendim. Onlar manen gençtir. Çünkü dünyasını biliyor, ahiretini biliyor. Gönlündeki kandilin ışıkları fazla. Çünkü o kandilin ampullerini, ışıklarını erken bir yaşta yakmış. Onun için hadislerde vardır. İbadeti erken yaşta yapın. Namazı erken yaşta başlayın deniliyor, değil mi efendim? Niye? Çünkü gençlik hevesatının galeyana geldiği o dönemde o genci kötü yollara düşmekten koruyacak yegane sebep önce iman, sonra ameldir. Tabii ki bu işlere, amele, ibadetlere sonradan başlayanları da tebrik etmemiz gerekiyor. Onlar da zararın neresinden dönülürse kârdır sözüne uygun olarak rotayı doğrultmuşlar. Ama Efendimiz tavsiye verir gençken erken başlamakta. Hani bir atasözü vardır. Erken kalkan yol alır, erken evlenen döl alır diye bir söz vardır. Yani bu manada erken başlamak lazım. Fakat dediğim gibi erken başlayamayanlar da üzülmesinler. Onlar da Allah'ın rahmetinden, merhametinden hepimiz istifade edeceğiz. Rahmetim gazabımı geçti buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu bir bize müjde. Hem de çok büyük bir müjde. Onun için ümitsizliğe düşme yok. Daima ümit var. En sıkıntılı zamanımızda bile, bedenen bile, en ağır hasta bile olsak ümidi kesmeyeceğiz. Neşeleneceğiz. Manevi bir şey. Çünkü teslim olacağız. Eskiden levhalar vardı böyle. Ah teslimiyet yazardı orada. Evet. Evet, ne diyor üstadımız Necip Fazıl? En büyük hürriyet İslam'a esir olmaktır. En büyük hürriyet İslam'a esir olmaktır. Bakın, bunlar iki zıt kelime değil mi? Esir, serbest. Bir insan nasıl esir olunca serbest oluyor? Böyle oluyor işte. Allah'a teslim oldun mu? En hür insan sensin. Sana kimse karışamaz artık. Evet, ömür ve zaman hızla geçiyor. İşte geldik bir yılın daha sonuna. 2023 yılı ne kaldı? Aralığın bugün kaçı? Biri mi, ikisi mi? İki ya. Ocak yılbaşı. Tabii bu miladi takvime göre. Nasıl? Saati vahidedir ömrü cihan. Ha, saati taat-i sarfeyle hemen. Bak ne güzel. Saati vahidedir ömrü cihan. Cihanın, dünyanın ömrü bir saatten ibarettir. Saati taate sarfeyle hemen. Madem ki ömür böyle kısa, öyleyse mevcut ömrünü taate sarfeyle sarf et. Taat ne? İbadet. İbadet de öyle dar kapsamlı kelime değil ha. Şu anda bile ibadet yapıyoruz. İnşallah. Yolda giderken gördüğünüz bir taşı elinizle alıp kenara koymak bile bir ibadettir. Tabii. Bir bardak suyu sağ elinle içmek de ibadettir. Dinimiz her şeyin ölçüsünü vermiş efendim. Camiye girerken hangi ayağını önce atacaksın? Çıkarken hangi ayağını? Affedersiniz, ayak yolunda bile böyle. Bak görüyor musunuz? İnsan abdest almaya, lavaboya giderken bile sevap kazanıyor. Bunda da efendim örnek, yani olarak ifade edersek, anne baba Tabii. duaları, Evet. onların duaları, bir anne, bir kız annesinden gördüğü, bir erkek evlat bir babasını idol noktada görüyor. O ailede o hava terennüm ediliyorsa, Evet. yani değil mi? Sabahtan dediğim gibi tuvalete, şuraya, besmeleye, Tabii. dua edilsin. Görerek, uygulayarak. Görerek, Tabii. yani en iyi de bu anne baba en büyük öğretmen olarak Evet. tabii ki o meselede Ben daha mükemmel. ortaokulda, orta kısmında İmam Hatip'in, 4 seneydi o zaman, Saffet Bey diye bir hocamız vardı.
vefat etmişse Allah rahmet eylesin. Yaşıyorsa sıhhat afiyet nasip eylesin. Giyimine, kuşamına, konuşma tarzına, yürüyüşüne, yemek yiyişine son derece dikkat eden bir hocaydı. Ben aklıma koymuştum. Ben de öğretmen olacağım ve bunun gibi olacağım. İdol tip. Evet. Yani, tabii değil mi? Rol model diyorlar şimdi bu yeni deyimle. Bir saniye oldu. Evet. Yani karşılaşma. Rol model. Bir gün dedi ki derste, kılık kıyafetten söz açılmıştı. Zaten bu sistemin adı Milli Öğretim Bakanlığı değil, Milli Eğitim. Eğitim, öğretimden önce gelir. Ne demektir eğitim? Bir çocuk geliyor, efendim çıkarken kapıyı açık bırakıyorsa, eğitimsizdir o. Evet. İnsan gittiği yerdeki tarza, şekle uyar. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapar. Bir büyüğümüz diyor ki gittiğin yerde kapı açıksa kapatma, kapalıysa açma. Yani üzerine elzem olmayan işleri yapma. İncelikler bunlar. Yani şu kitabın şöyle durması beni rahatsız eder. Bu şöyle düzgün duracak. Allah kainatta her şeyi düzgün yaratmış. Bize de mesajdır bu. İşinizi düzgün yapın. Rol model. Ve ben bu hocayı hala unutmadım. Ya, ne kadar güzel. Oğlum dedi, çocuklar sınıfta. Anneniz babanız size yeni bir elbise aldığı zaman ceketinizin cebine ellerinizi şöyle yumruk yaparak sokmayın. Ya. Burası böyle açılır, çirkin bir manzara görünür. Ben hala böyle ceketimi diyorum, şöyle. Düz. Ne kadar güzel bir şey. Ya, işte rol model. Büyüklerimiz ve her manasıyla, maddi açıdan da, manevi açıdan da, bu hocalarımızın kitap okuyuşu da beni celbederdi, dikkatimi çekerdi. Allah'a şükür, biraz bir şeyler varsa üzerimde, hep onları dinlemekten, onların hareketlerini takip etmekten, onların izinden gitmekten dolayı bu özellikler, belki de güzellikler biraz üzerimde kalmıştır. O bakımdan eğitim, ki biz buna eskiden marif diyorduk veya terbiye diyorduk. Öğretimden önce gelir. Öğretim nasıl olsa olur, insan öğrenir yani. Evet, ama onun önce bir yontulması gerekiyor. Yontulma ne demek? Düzeltme. Talim, terbiye. Bak, talim, öğretme ve terbiye. Şu duvarlardaki taşlar, bu duvarlara konmadan önce sıradan bir taştı değil mi efendim? Bu taşlar yontuldu, cilalandı, şekil verildi. Duvardaki yerine konulunca sanat eseri oldu. Halbuki rastgele bir taştı. İşte insan da daha çocukluğundan itibaren terbiye edilerek, eğitim verilerek, anne baba tarafından, öğretmenleri tarafından, hatta mahalle tarafından, mahalle terbiyesi vardı eskiden. Bir mahallede o mahallenin büyüğü o çocuklardan bir bakıma sorumluydu. Efendim, işte arkadaş çevresi tarafından ne yapılacak? Önce eğitilecek. Öğretim sonra gelir. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığımız dediğimiz teşkilatın adı Osmanlılar zamanında neydi? Marif Nezareti Celilesi. Maarif. Ne güzel. İşte milli eğitim de güzel bir kelime de, marif kelimesinin ifade ettiği geniş kapsamlı anlamı ifade edemediği gibi manevi donanımı da maalesef veremiyor. Çok acı bir gerçektir. Anne, baba, oğlum maddi manevi her açıdan yetişsin diye bin bir zahmete giriyor. Ekonomik gücü yerindeyse çok çalışarak harç borç okutuyor. Orta lise, üniversite, üniversite gittikten sonra maneviyatını kaybeden çok genç biliyoruz maalesef.
Hani öğretim müesseseleri daha mükemmel hale getirirdi? Dini eğitim verilmediği için. Dini eğitim tabii ki verilmeli. Ama fizik hocası bile dersi öyle anlatmalı ki o fizik kurallarıyla Allah arasında bir irtibat kurmalı. Matematik hocası bunu bizde yapmıştı. Allah rahmet eylesin. Hayatta değildir herhalde. Mustafa Yelbay diye bir matematik hocamız ilk dersimize geldi. Yeni tayin oldu. Daha hocayı da tanımıyoruz. Acaba nasıl merak ediyoruz falan. İlk matematik dersine şu cümleyle başladı. Hiç unutmuyorum. Çocuklar, matematik derslerinize inşallah ben gireceğim. Matematik dersini birlikte yapacağız. Ve ben önce size matematiğin bir tarifini yapayım dedi. Şöyle yaptı. Matematik nedir? Matematik rakam bilgisidir dedi. Rakam bilgisidir. Rakamların da aslı, temeli, esası birdir. Bir. Bütün sonra gelen bütün rakamlar birden kaynaklanıyor. İki ne demek? İki tane bir demek. Üç, üç tane bir demek. 999, 999 defa bir demek. Bir olmasa rakamları sayamıyoruz. Yani rakamların temeli birdir. Bu da tevhide işarettir. Allah birdir. Böyle anlattı bize. Bakın 50 seneden fazla geçmiş. Hocayı unutmuyorum. Yani okullarda biraz sevimsiz dersin matematik. Öyle her öğrenci sevmez. Ama hoca öyle anlattı ki biz matematiği sevdik. Halbuki benim branşım edebiyat. Ya demek ki hocasından dolayı. Hoca kimdir? Öğretmen kimdir? Diploması olan değildir. Dersi sevdirendir. Doktor kimdir? Tıp fakültesinden diploma alan değildir. Peki kimdir? Şifa verendir. Yani ilimlerin kendileri değil sonuçları önemlidir. Tarih okuyoruz okullarda. Tarih, eğer tarihten ibret alınmıyorsa, tarih okumanın, tarihi bilgi sahibi olmanın ne önemi var? Yani her dersin bir hikmeti, bir neticesi, verdiği bir mesaj, bir sonucu vardır. O önemlidir. Okuduğu kitap seni mükemmel hale getirmiyorsa, o sana belki de zararlı. Bakın böyle soygunculuk, moygunculuk yapanlar, öyle bilgili adamlar ama çok zeki adamlar onlar. Her şeyin ne olduğunu biliyorlar. Üniversite mezunu. Cahil olsa o pek bir şey anlamaz. Demek ki bilgi imanla, irfanla desteklenmezse zararlı olabilir. Bu türlü zararları hep bilgin insanlar yapıyor. Bombayı da onlar yapıyorlar. Her şeyi. Tabii. Kim yapabilir? Ha, aman istemem. Öyle bilgi olacağına cahil kalayım. Cahillik de izafi bir kelimedir efendim. Efendim o ümmi diyorlar. Benim anam babam ümmi. Okuma da bilmezdi, yazma da bilmezdi. Ümmi ne demek arkadaşlar? Cahil demek değil. Ümminin manası çok önemli. Evet biz ümmi deyince okuması yazması olmayan insan anlıyoruz. Halbuki ümmi kelimesinin tasavvufi manası annesinden doğduğu gibi tertemiz kalan insan demektir. Fazla günah kirine batmamış. Ümmi anne demek sana Arapçada. Ümmül müminin demiyor muyuz? Müminlerin annesi. Hazreti Hatice validemiz, Ayşe validemiz. Ümmül müminin. Ezvacı tahirat. Anne demektir. Annesinden doğmuş kelime demek. Öbürü mecazi manası. Okuma yazma biliyor. Okuma yazma biliyor da, bilmiyor da. Çok da temiz bir insan. Saf kalmış, temiz kalmış. Sen okudun ne oldu? 10 tane diploman olsun. Vatana, millete şu kadarcık bile yararlı bir şey yapmadıktan sonra. Ne yapacaksın diplomaları? Bazen ben
çok samimi olduğum arkadaşlara takılırım. Efendim işte üniversiteyi bitirdim, şu fakülteden diploma aldım. Ya senin diploma dediğin şey cehalet belgesidir diyorum. Evet. Bir bakıma öyle tabii. Mühim olan onu özümsemek. Şimdi Türkçemiz biraz bozuldu. Ne diyorlar buna? İçselleştirmek. He. Yemek şu masada durduğu sürece çok acım. Çok da güzel bir yemek var. Önüme kondu. Ama yemiyorum. O yemeğin bana bir faydası var mı? Yani o yemeği ben henüz içselleştirmedim. Yani midem bayram edemedi. Şimdi ilim de böyledir. O ilim sana manevi bir gıda vermiyorsa, yani manen onu özümsememiş isen, içselleştirmemiş isen, ne kadar kaliteli olursa olsun o yemek işe yaramıyor. İlim de böyledir. O ilim sana doğru yolu göstermiyorsa, istersen o kitapları ezberle. Hiçbir faydası yok. Tatbikat önemli. Tatbikat önemli. Manevi gıda değil mi yemek? Maddi gıda. Sohbet de manevi gıda. İbadet de maddi gıda. İnsanın kalbine, gönlüne, ulvi duygularına hitap eden musiki de manevi gıda. Biz insanız. Gönlümüz var, kalbimiz var, iç dünyamız var. Onların da zevklendirilmesi lazım. Şevklendirilmesi lazım. Onlar da manevi gıda. Bir yolla maddi gıda işini hallediyoruz. Evelallah. En az günde 2 defa, 3 defa. Hiç, ya yeter, 3 gün yemeyeyim ne olacak? Diyor muyuz? 1 gün yemeyeyim canım. Ramazan hariç. Muhakkak ne yapıp edip, buna biraz da değil, mecburuz yani. Maddi hayatımızın devam etmesi için yemeye, içmeye mecburuz kuralına uygun. Evet. Manevi hayatımızın devam etmesi için neye mecburuz arkadaş? Bunlara mecburuz. Ama biz manevi gıdalarımızı terk ettiğimiz yahut da azalttığımız için manen bir bunalım içindeyiz. Dünyanın en zengin adamı olsa bile efendim, manevi gıdası olmayınca intihar edebiliyor. Çok duyuyoruz bunu, okuyoruz gazetelerde, medyada. Filan zengin, filan milyoner. Niye intihar eder ya? Bütün arzuları yerine geliyor. Hemen, işte maddeten geliyor ama manen arzuları gelmiyor yerine. Bunalıyor. Adam düşünüyor, ya ölüm diye bir şey var. Nasıl olacak bu ya? Gidenlerden de kimse gelmedi ki, oranın halini bir öğrensek hani. Halbuki buna gerek yok. Allah dünyada öbür alemin işaretlerini, sembollerini bu dünyaya vermiş bize. Evet. Şunlar da söylüyor ama mezar taşları boşa değil ya, mesaj. Bunlar bize mesaj veriyor. Şöyle yazar birçoğunda mezar taşların. Bugün bana ise yarın sana. Öyle ya. Bugün bana ise yarın sana. Şimdi biz kuyruktayız. Değil mi Gündoğan Bey? Evet, kuyruğunda biraz önündeyiz galiba yaş itibariyle. Uzatmalardayız. Uzatmaları oynuyoruz diyor. Evet. Allah hepimize imanlı, sağlıklı ömür versin. Amin. İşte geldik, işte gidiyoruz. Şen olasın Halep diye bir söz var. Benim hoşuma gider. Allah bizi zaten bu dünyaya kendisine gitmemiz için bizi buraya gönderdi. Biz buraya onun için geldik. Öyle ya, imtihanı olmadan üniversiteye giremeyiz ki. Allah bizi bu dünya üniversitesine girmemiz için, ahiret üniversitesine girmemiz için dünyadaki imtihanı kazanmamız gerekiyor. Onun için geldik. Öyle başıboş değiliz. Büyüklerimiz bize bugün bu konuda yol gösterdi. Hazreti Mevlana ne diyor? İlk defa ona mahsus bir şey. Ben ölünce sakın ağlamayın. Matem tutmayın. Benim ölümüm şebi arustur diyor. Şebi arus. Sonunda S harfi var. Aruz diyenler var, o yanlıştır. Arus Arapça bir kelime. Düğün gecesi demek.
Evlenen gençler düğün gecesinde hayatının en büyük mutluluğunu tadıyor değil mi? İşte ben diyor, Rabbime kavuşuyorum. Benim için bu kabre giriş, ölüm döşeğinde bir müddet yatıp kabre giriş, şebi arustur. Düğün gecesidir. Şeb, gece demektir. Ve şimdi 750 senedir Hazreti Mevlana Rabbine kavuşalı 750 sene oldu. 750 senedir unutulmadı. 750 senedir yazdığı kitaplar okunuyor. 750 senedir sema törenleri yapılıyor. 750 senedir Mevlana ve arkadaşları yad ediliyor. Şimdi ikinci ömrünü yaşamıyor mu bu mübarek insan? Ha, hepsi öyle. Gazali de öyle, Abdülkadir Geylani de öyle, Ebu Suud Efendi de öyle, Mustafa Sabri Efendi de öyle, Ali Emiri de öyle. Yani kalemiyle, kelamıyla insanlığa hizmet etmiş bu büyük zatlar ömrü saniyesi dediğimiz ikinci ömürlerini yaşıyorlar. Unutulmuyor onlar. Zaman ne kadar geçerse geçsin. Peygamberler başta tabii. Hazreti Adem'den başlayarak. Hiç unutulmuyor değil mi? 224 bin peygamber. Aman Allah. Allah dünyayı boş bırakmıyor. Ve bize ne mutlu ki son peygamberin ümmetiyiz. Son gemiyi kaçırdın mı yandın. Eskiden Boğaz Köprüsü yoktu. 12'de mi ne bitiyordu son gemi. Ne yapacaksın? Ya bu tarafta bekleyeceksin. Yahut kayık tutacaksın. Son gemi önemli. Son gemi Nuh'un gemisidir. Giren kurtulur. O bakımdan. Yoksa son kelimesi biraz ürpertir insanı. Pek sevimli bir kelime değildir son. İşte bu sana son sözüm. Bu işin artık sonu geldi. Buna bir son verelim. Vah vah en sona kalmış. Yani sonu duyunca biraz böyle üzülüyoruz falan. Sadece son peygamber deyince seviniyoruz. Son peygamberin ümmetiyiz. Orada son kelimesi güzelleşiyor. Bazı olumsuz manası olan bazı kelimeler baş tarafına veya son tarafına bir kelime eklenince güzelleşir. Hıtamul misk. Hıtamul misk. Evet. Mesela alçak kelimesi kötü bir kelime değil mi? Kızdığımız zaman ne alçak adamdır. Alçak. Ama onun sonuna bir gönül getirirsek alçak gönüllü. Bak kelime güzelleşti burada alçak. Alçak gönüllü insan, mütevazi. Uçak yolculuğu yapıyoruz. Yaklaştı havaalanına. Ne yapıyor? İnişe geçti. Anons etti kaptan. Efendim, hostes de tekrarladı. Şimdi alçalıyoruz dedi. Hostese dedim, ne alçalması yahu? Alçalıyoruz. Şaşırdı tabii. Ne diyeceğiz beyefendi dedi. İrtifa kaybediyoruz diyeceksin. İrtifa yükseklik. Terfi etti demiyor muyuz? Yükseklik. Bilmiyorum, hostes anladım onu. Eskiden derlerdi, irtifa kaybediyor uçak. Tabii. Hocam. Uçak irtifa gitti. Alçalıyoruz deyince mana değişiyor arkadaş. Estağfurullah, niye alçalalım? Bak, o güzel kelime çirkin anlamlı kelimeyi de güzelleştirdi. Yani bu bizim Hasan hep güzel adamlarla geziyor. Kendi de güzel. Değil mi? Sen de öylesin be. 70 senedir iyi adamlarla geziyorsun. Ne yapalım efendim? Evet. Allah ayırmasın. Amin. Sizin gibi mübareklerden. Estağfurullah. Bende bir işi yok. Sonra bir yok.
Yani hangi çiçeği koklarsan onun kokusunu alırsın. Eyvallah. Tabii ya. Çok güzel görünüşlü çiçekler var, kokusuna bakıyorsun berbat. Evet. Ama işte selevat. Ama gül yağı. Selevat şerbi olduğu zaman ya. Hemen gülü Muhammedi o ciğerlerimize selevat. Gülü Muhammedi. Melekler grup halinde gidiyorlar böyle. O bakımdan insan arkadaşının eseridir. El mer'u ma men ahabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir. Burada olduğu gibi öbür tarafta da. İnşallah. Cuma namazını Üsküdar'da Mihrimah Sultan Camii'nde kıldım. Vaiz efendi bize durakları anlattı. Ne alakası var diyeceksin, durak. Durakları anlattı. Otobüs durağı değil bunlar. Eyvallah. Böyle duraklar da var tabii. Ben İstanbul'a ilk geldiğim 70'li yılların başında Üsküdar'dan Kısıklı'ya giderken, Ümraniye'ye giderken Kısıklı'ya gelince orada küçük bir meydan vardır. Evet, tramvaylar oradan. Ha. Niye oraya Kısıklı demişler? Efendim? Büyük Çamlıca ile Küçük Çamlıca'nın arasında sıkıştığı için, kısıldığı için. Orada bir direk vardı belediyeye ait. Kırmızı bir madeni levhada şöyle yazılıydı o direğin en üstünde. Tramvay için mecburi tevakkuf. Tevakkuf, evet. Mecburi duruş, zorunlu duruş. Evet. Orada U dönüşü yapacak ya, Üsküdar'dan geliyor. Ümraniye falan yok o zaman. Orada Ümraniye köy. Oraya gitmiyor. En son işte Kısıklı'ya kadar. 40'lı yıllar bunlar. 50 yıllar. Ama orada biraz duracak. Son durak orası. Mecburi tevakkuf. Zorunlu duruş. Tevakkuf duruş demek. Durmak. Ceza ve tevkif evi diyorlar değil mi? Tevkif. Yani mahkum orada duruyor. Vakfe deniliyor. Mevkif deniliyor, durak. Osmanlıca isimleri böyle. Mecburi tevakkuf. Hoca Efendi 5 duraktan bahsetti. Birinci durak dedi, ruhlar aleminde Cenab-ı Hak, evet, galu bela dedik ya, ruhlara hitap edildi. İlk durak o. Ruhlar aleminde, yaratılış. İkinci durak ne olabilir? Hocam? Ana rahmi. İkinci durak ana rahmi. Bir müddet orada durduk. Artık 9 ay mı, 8 ay mı neyse. 9 ay değil mi? 10 günü de var belki. Yoksa sen 7 aylık mı doğdun? Oluyor bazen. Evet. Nasrettin Hoca'nın bir çocuğu olmuş da adını ne koymuş biliyor musunuz? Ulak. Ulak ne? Ulak. Tam tarif edin şunu, ulak. Espri orada çünkü. Fıkrayı anlamamız için onun manasını iyi bilmemiz gerekiyor. Haber, her haber götürene ulak denmez. Hızlı giden, hızlı. Eskiden Osmanlılar zamanında padişahın fermanı gidecek. Padişah fermanına yazmıştır. O fermanı götürene ihtardır. Fermanın sonunda bir kelime vardır. 5 dakika tehiri mucibi idamdır. Gideceği saatten 5 dakika geç götürsen idam. Başka türlü iş yürümezdi. Disiplin. Böyle el güçlü, kuvvetli, hızlı giden adamlar. Bunlara ulak denilirdi. Tabii haber de götürüyor. Ulak koymuş hoca çocuğuna. Hayret hocam demişler ya. Böyle niye bu ismi koydunuz? Pek rastlanmayan bir şey. Halbuki hanımı erken doğum yapmış. 7 aylıkmış çocuk. Hoca demiş ki ne yapayım demiş. Köpeoğlusu 9 aylık yolu 7 ayda geldi demiş. Onun için ulak koydum adını demiş. Öyle. Ana rahmi tabii. Sen dedin ya kapıda, evet. Rahman, Rahim. Evet. Bak ana, rahmi. Ana zaten şefkat. Evet.
işaretidir. O esma ile doğru. Evet. O Rahim, de. Ya Rahim. Evet. Ya Rahman, Ya Rahim. Allah Rahmandır. Dünyada herkesin rızkını verir. Allah Rahim'dir. Sadece ahirette Müslümanlarınkini. Değil mi? Müslümanlara merhamet edecek. Hı. Ya Rahman, Ya Rahim. Bir büyüğümüz öyle diyor. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Kediler böyle mırr 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 derler ya. Dikkat et diyor. Kedinin o sesi Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Evet. Efendim bu kulak meselesi. Hangi kulakla dinlediğine bağlı. Tabii. Her sesten bir mana çıkarabiliyor musun? Bunlar çok mühim işler. İkinci durak ana rahmi. Orada da mukadder süremizi tamamladıktan sonra üçüncü durağa geldik. O da dünya hayatı değil mi hocam? Dünya hayatında da bu üçüncü durakta da bir zamanımız, bir müddetimiz var. 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl, 70 yıl, 100 yıl neyse. Üçüncü durakta bitti. Dördüncü durağa geldik. O da berzah alemi. Berzah alemi ne demek? Dünya ile ahiret arasında köprü olan bir alem. İnsan vefat etti. Kıyamet kopana kadar kabir hayatı yaşayacak değil mi efendim? Berzah diyoruz buna. Yani Üsküdar'a geçmek için Sirkeci'den metroya bindiniz. Metro mu deniliyor ona ya? Ben onları şaşırıyorum. Marmayın da işte yerin altı. Üsküdar'dan çıkıyorsunuz. Sirkeci'den girdiniz, Üsküdar'dan çıkıyorsunuz. İşte o berzah ora. Eyvallah. Dünyadan kabire girdik, ahirette çıkacağız, dirileceğiz. Berzah. Ama bu dördüncü durağımızda da iki türlü duracağız. Hadis vardır. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Üçüncü şık yok. Mevtaya gösterilecek. Cennete gidecekse cennetten bir kapı. Artık onu bilemeyiz. Devamını mı gösterecek, arada bir mi gösterilecek? Hani sinemalarda vardı ya, gelecek filmleri gösteriyordu böyle parça parça. He. Haftaya şu film, haftaya şu film. Belki de öyle bilemiyoruz. Bu ne güzel hayat değil mi? Cennetten gideceği yer gösteriliyor. Bir an önce mahşer kurulsun, gidelim falan. Öbürü de ne berbat yahu. Aman Allah'ım ne azap o. Allah korusun. Amin. Allah korusun. Beşinci durak ne? Ahiret. Orada da iki şık var efendim. Biri cennet, biri cehennem. Yani gelecek filmin parçaları gösterildi ya, orada tamamını seyredeceğiz. Üçüncü gideceğimiz yeri yok. Ya cennet, ya cehennem. İşte beş durak bundan ibaret insanın hayatında. Allah bize o duraklarda mutlu olanları eylesin. Mutlu olanlardan eylesin bizleri. Evet. Bunlar çok uzakta olacak şeyler değil. Zaten olmuş. Birincisi olmuş, ikincisi olmuş, üçüncüsü olmuş. Ruhlar aleminde Allah ile tanıştık. Ana rahmine düştük. Dünyaya geldik. Şimdi iki durağımız kaldı. Biri berzah alemi, biri de ahiret alemi. İnşallah iki durakta da rahat ederiz. Hazreti Mevlana'nın vefatının 750. yıl dönümü. Gönül Sultanı Hazreti Mevlana Belh şehrinde dünyaya geldi. Belh tam bir İslam Müslümanların bol olduğu bir şehir. Şimdi Afganistan sınırlarında. O zaman Horasan diyoruz. Babasının ismi nedir? Sultan-ı Ulema Bahaüddin Efendi. O da büyük alim.
babasından ders aldı, medreselerde okudu, dini ilimleri öğrendi. Sonra göç etti. Bir takım sebeplerden dolayı, zaman yok hepsini anlatmaya. Efendim, bazı kıskançlıklar, hoşlanmayan işler oldu. Alimleriyle, hocalarıyla, ailesiyle göç etti. Bağdat, Şam, Mekke, Medine hacda yaparak efendim Karaman yoluyla Konya'ya geldi. Hatta bu göç esnasında Mümine Hatun annesi Karaman'da vefat etti. Türbesi oradadır. Gönlüm istiyor oraya gitmeyi, biliyor musunuz? Vallahi iyi olur ya. Karamanlılar çok istediler burada kal diye. Ama manevi bir işaret verildi Hazreti Mevlana'ya. Konya'ya geldi. Konya oldu. Kon. Ha. Ve işte 750 senedir memleketi irşad ediyor. Yazdığı eserlerle, hayatıyla, görüşleriyle, mübarekliğiyle, gönüllere hitap ediyor. En büyük eseri de Mesnevi'dir. Altı cilttir. Mesnevi altı cilttir ve şiir şeklinde yazılmıştır. Mesnevi zaten edebiyat derslerinden hatırlayalım. İki mısradan ibaret ve sonu kafiyeli. Nazım birimine Mesnevi diyoruz. Mesnevi kitabı da bu nazım birimiyle şiir şeklinde iki beyit, iki beyit, iki beyit halinde yazıldığı için adı Mesnevi kaldı. Mesnevi deyince Mevlana'nın bu eserini anlıyoruz. Evet. Halbuki edebiyatta birbirinde kaside gibi, işte mersiye gibi nazım şekli. Altı cildik bu. Bu zaten diyor bizim yazdığımız bu Mesnevi Kur'an'ın özünün özünün özüdür diyor. Evet. Kur'an'ın tercümesidir. Evet. Şiir şeklinde Kur'an tercümesidir. Mesnevi. Daha sonra bunlar şerh edildi büyük alimler tarafından. Açıklanmayınca anlaşılması zor. Tabii. Okullarda da öyle değil mi? Tahtiye bir beyit yazar hoca, onu sonra açıklar. Ondan sonra öğrencilere der ki, hadi bakalım bir de siz açıklayın. Çocuk iyi dinlemişse, üç aşağı beş yukarı açıklar. İyi de not alır. Dinler gibi yapmışsa öğrenci, açıklayamaz. Ha, şiir böyle, buna şerh deniliyor. Şerh. Daha sonraki yıllarda Mesnevi'nin İsmail Ankaravi gibi, Sarı Abdullah Efendi gibi, Abidin Efendi gibi, Tahirül Mevlevi gibi büyük alimler tarafından şerhi yapılmıştır. Bunlardan Abidin Paşa 6 ciltlik Mesnevi'nin sadece 1. cildini, dikkat buyurun, 6 ciltlik Mesnevi'nin sadece 1. cildini 6 cilt şerh etmiştir. Hadi bakalım. Hepsini etseydi kaç cilt olacağı belli. Matematik ortada. Şerh. Şerh edene de şarih denilir. Hazreti Şarih. Bunların en meşhuru İsmail Ankaravi Hazretleri. Galata Mevlevi Hanesi'nde yatıyor. 7 cilttir. Şerhi 7 cilt. Her bir cilt neredeyse 1000 sayfa. Ama koşu kalınlıkta var. O zaman şartlar içerisinde. Evet, mum ışığında. Yani, mum ışığında, diviti şeye batırarak, hokkaya, kamış kalemle. Batır ya, batır. Kolay mı ya? Şimdi bak matbaada tak 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 tak, yüz binler basıyor. Evet. Ne ter dökerek, ne zahmet çekerek. İşte onun için sadaka-i cariye deniliyor bunlara. Tabi Hazreti Mevlana'nın çok değerli yardımcıları, müritleri vardı. Dostları vardı. Şems-i Tebrizi gibi, Hüsamettin Çelebi gibi, Salahaddin Zerkubi gibi. Evlatları mübarekti. Sultan Veled, Arif Çelebi, torunu Ulu Arif Çelebi. Ve nesil böyle gidiyor. Çelebi sülalesi diyoruz. Mevlana'nın sülalesinden gelen, bugüne kadar geliyor nesil. Evet, Çelebiler. Veya dedeler, Mevlevi dervişlerine Çelebi de denilir, dede de denilir. Buradaki dede yaşlı manasında değil. Galip dede diyoruz mesela, Şeyh Galip. Tabii,
Güzel bir kelimedir. Dede zaten olgunluk manasına gelir. Bunlar maneviyatta olgun insanlar. 25 yaşındadır ama Mevlevi dedesi olmuştur. Başına o sikkeyi geçirince, Mevlevi sarığını geçirince. Dikkat edin şu Eyüp Sultan Hazretlerinin yanındaki o çınar ağacının etrafını çeviren demir parmaklıkların üzerindekilere bir bakın Allah aşkına. Kimse farkında değil. Gidiyor orada dua ediyor mu değil mi? Bak onu niye koymuşlar oraya? Osmanlı padişahlarından 3. Selim, değerli bir Osmanlı padişahıdır. Mevlevi tarikatine müntesipti. O yaptırdı orayı. Mevlevi sikkeleri koydurdu. Her tarikatın kendine mahsus bir sikkesi vardır. Kadiri sikkesi, efendim işte Nakşi sikkesi, Halveti, güzel şeyler. Zaten dikkat ederseniz, o sema törenlerine dikkat ederseniz, o başındaki şey, sikke, kabir taşını temsil eder. Tennure dediğimiz o giydiği şey de dönerken böyle parlıyor, açılıyor ya, he, o da kefendir. İşte hayat bundan ibarettir. Kabir taşı, tennure. Biz bu dünyaya, bu pazara ne geliyoruz? Bir kefen alıp gidiyoruz değil mi? Dünyaya çıplak geliyoruz, çıplak gidiyoruz. Çıplak gidiyoruz, sadece bir kefen. Ama öyle bir hırsımız var ki, mal üstüne mal, eşya üstüne eşya, apartman üstüne apartman, göklere delen, gökleri delen rezidanslar, AVM'ler, vah! Ahir zaman ümmetinin ne kadar ömrü olacak diye sormuşlar Hazreti Nuh'a. Vasat ömür, yani ortalama ömür 60 sene diye cevap verilmiş. Gülmüş. O kadarcık kısa bir ömrü ben şu ağacın altında yatıp uykuda geçirebilirim demiş. O 950 sene yaşadı. Ya hem ömürleri o kadar kısa olacak hem de taştan evler falan yapacaklar mı diye sormuş. Tabii. Kaç sene oturacaksın? Hayır, yanlış anlamışsın, yanlış anlaşılmasın laflarım. Ev yapılmayacak, bunlar olmayacak manasına değil. Mütevazi olacak, hırs olmayacak. Malın mülkünde olacak tabii. Evet, ama biriktirme yok, hırs yok. Şunu da alayım bunları, onu da alma ya, yeter bu. O hırsı ilim öğrenmek için gösterir. Sanat öğrenmek için, insanda İnat duygusu vardır. İnat kötü bir huy değil mi? Ama ilim öğrenmek için inat edersen o iyi huy oluyor. Sabah namazına kalkmak için inat edersen o inat iyi oluyor. İnsanın karakterinde olan huyları yok etmek mümkün değil. Yapılacak iş mecrasını değiştirmek, yönünü. Boşa akan bir su hiçbir faydası olmaz ama o suyun yönünü değiştirip tarlaya salarsan oradaki sebzeleri sular, su işe yarar değil mi? İnsandaki huylar da böyledir. Sen suyu yok edemezsin ama boşa akıyor. Boşa akıtma, ondan istifade et. Kanala akıt, bahçeye akıt, depoya akıt. Huylar da böyledir. Nefis kötülükleri emrediyor. Sen de ona emret nefse, iyilikleri emretsin. Öyle ya. Kolay değil bu işler söylüyoruz ama. Dolayısıyla içine girdiğimiz hululü söz konusu olan bu Aralık ayı Hazreti Pir'in 750. Şebi Arusu 17 Aralık. Bir başka büyüğümüz daha var Aralık'ta vefat eden. Onu da inşallah haftaya anlatırız. Mehmet Akif 27 Aralık 1930 6. 1936. İnşallah mezarı şerifinde orada bir sohbet yapalım. Ya vallahi iyi olur. Yani iyi olur. Bir gün gidelim oraya beraber ya. Hakikaten evet. Çoktan gitmedim. Ahbaplarımız orada biliyorsun. Eyvallah. Evet efendim, bu kadarıyla iktifa edelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sürçülisan ettikse affola.